4. sınıf matematik ders kitabı sayfa 115 çalışalım bölümü 1. soru. Kalansız bir bölme işlemi varmış. Ne demek arkadaşlar? Bölme işleminde kalanımız 0. Bölünen sayı 520. Bölen sayı ise 4. Bana bölümü soruyor. 5'in içinde 4. 1 kere var. 1 kere 4. 4. 5'ten 4 çıkartıyorum. 1. Yukarıdan 2 indirdim. 12. 12'nin içinde 4. 3 kere var. 3 kere 4. 12 çıkartıyorum 0 yukarıdan 0'ı indirdim 0'ın içinde 4 olmadığı için 0 eklemeyi unutmayalım bölüm arkadaşlar 130 130 ile 4'ü çarptığımız zaman 520 çıkması gerekiyor İkinci soru Emine 154 TL olan tenis raketini alabilmek için her gün 2 TL biriktirmeye başladı Emine'nin istediği tenis raketini kaç gün sonra alabileceğini bunu her gün 2 TL biriktirmesi gerekiyorsa 154'ün içinde kaç tane 2 olduğunu bulursak kaç günde biriktirebileceğini buluruz. 154 bölü 2. 1'in içinde 2 yok. 15'in içinde 2. 7 kere var. İlk kere 7. 14. Çıkarttım. 1 yukarıdan 4'ü indirdim. 14'ün içinde 2. 7 kere var. İlk kere 7. 14 çıkarttım. 0. 77 gün sonra ulaşacaktır. Üçüncü soru. Hayati sağlıklı yaşam için her gün 3 kilometre koşmaktadır. Toplam 1.83 kilometre koşan hayatinin kaç gün koştuğunu bulunuz. Her gün 3 kilometre koşuyorsa 1083 kilometre koştuğuna göre 1083'ünde kaç tane 3 kilometre varsa o kadar gün koşmuş olacak. 1083 sayısını 3'e bölelim. Onun için de 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9. 10'dan 9 çıkarttım. 1. Yukarıdan 8'i indir. 18'in içinde 3, 6 kere var. 3 kere 6, 18. Çıkarttım 0. Yukarıdan 3'ü indir. 3'ün içinde 3, 1 kere var. 1 kere 3, 3 çıkarttım. 0. 361 gün koşmuş arkadaşlar. Sayfa 116, 4. soru. 180 sayfalık kitabı Harun 5 günde kardeşi 9 günde bitiriyor. Harun bir günde kardeşinden kaç sayfa fazla okuyor? 180'i ben 5'e böldüğüm zaman arkadaşlar Harun'un bir günde kaç sayfa okuduğunu bulurum. 180 bölü 5, 18 içinde 5, 3 kere var. 3 kere 5, 15. Çıkarttım 3, 30 içinde 5, 6 kere var. 6 kere 5, 30. Harun bir günde 36 sayfa okuyormuş. Kardeşi 9 günde bitirdiğine göre 180 bölü 9 arkadaşlar. 189'a böldüğümüz zaman 20 çıkacak. Yani kardeşi 20 sayfa okuyor. Harun 36 sayfa okuyor. Kaç sayfa fazla okuduğunu bir günde kaç sayfa fazla okuduğunu bulmak için 36'dan 20'ye çıkartıyorum. Her gün 16 sayfa fazla okumuş Harun arkadaşlar. Beşinci soru. 1370 tane kuru üzüm paketi 200'erlik 200'er 200'er kutuları doldurulmuş. Son kutunun dolması için kaç paket daha kuru üzüm gerekir? Yani ben 1370'i 200'e bölüyorum arkadaşlar. 1'in içinde yok, 13'in içinde yok, 137'in içinde yok. 1370'in içinde arkadaşlar. 6 kere var. Çarptık. 1200 çıkarttık arkadaşlar. 0, 7, 1. 170 kaldı arkadaşlar. 6 kutu oldu. 7. kutunun da olması için bunun 200 olması gerekiyor. 200'den 170'i e çıkartırsam ne kadar eksik kaldığını bulurum. Cevabımız 30. 6. soru. Bir balıkçı pazartesi günü 156 kilogram, salı günü 132 kilogram, çarşamba günü 163 kilogram balık tutmuş. Bu balıkları 11 lokanta eşit olarak dağıtmış. O zaman ben öncelikle toplam kaç kilo balık tuttuğunu bulalım. 156, 132, 163, 3 gündeki toplamını bulalım. 6, 2 daha 8, 3 daha 11, elde var. 1, 5, 3 daha 8, 6 daha 14, 1 daha elde 15, elde var. 1, 451, 451 arkadaşlar. 11'de kontrol için 11'e bölelim. 4'ün içinde 11 yok. 45'in içinde 11 4 kere var. Çarptık 44. Çıkarttım 1. Yukarıdan 1'i indir. 11'in içinde 11 1 kere var. 1 kere 11 11 çıkarttık 0. Her lokantaya arkadaşlar 41 kilo balık vermiş. 7. soru. Görselde ve aşağıda verilen yalak bir problem kurup çözünüz. Bir karpuz satıcısı 3 gün 597 diyor arkadaşlar. Bir karpuz satıcısı 597 kilogram karpuz almıştır. Almış olduğu bu karpuzları 3 günde bitirmiştir. Her gün eşit sayıda sattığına göre bir günde kaç kilo karpuz satmıştır. Bu şekilde buraya not almadım ancak söylediğimi yazabilirsiniz arkadaşlar. 597 bölü 3. 5'in içinde 3. Bir kere var. Bir kere 3. 3 çıkarttık. 2. 9 indirdik. 29'un içinde 3. 9 kere var. 3 kere 9, 27. Çıkarttık 2, 27 içinde 3. 9 kere var, çarptık 27, kalan 0. 199 kilo satmıştır. 8. soru, bölme, bölünen, bölen, kalan terimleri kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz. Bir bölme işleminde problemi yazmayacağım arkadaşlar. Söyleyeceğim ve aynı anda çözeceğim. Bir bölme işleminde Bölen sayı 11, bölüm 9, kalan 4 olduğuna göre bölünen sayı kaçtır arkadaşlar? Bunu soruyor. Çözümü arkadaşlar bulmak için 11 ile 9'u çarpıyorum. 99 kalan 4'ümü ekliyorum. Bölünen sayım 103. Sayfa 118 hangi sayının yarısı? 36'nın 10 katı. Önce 36'nın 10 katı 360 yapar. Hangi sayının yarısı? 360'tır. 360'ı 2 ile çarptığım zaman bu sayıyı bulurum. Cevabım 720. İkinci soru. Aşağıdaki işlemleri çözerek verilmeyen değerleri bulunuz. Daha sonra şifreyi bulalım. 630 bölü 7. 63'ü 7'ye böldüğüm zaman arkadaşlar 7 kere 9 63'tü. 90 çıkması gerekiyor. O zaman toplamı 90 sa 90'dan 18 çıkartarak buradaki simgeyi bulalım. 2 burada kaldı. 8 72. Evet buradaki simgemiz 72. 72'nin olduğu yere iyi yazalım. İkincisi 996 bölü 12. 996'yı 12'ye bölelim. 8 96 çıkarttım. 3, 6 indirim. 36 içinde 12. 3 kere var çarptım. 36 kalanım 0. Kaç çıktı? 83. 83 neresi? Burası 83 olması için 1 ile kaç çarparsam 83 olur. Burası da 83 olacak. 83'te T harfi 30 çarpı 50. Buradaki toplam sonucum arkadaşım 3 kere 5. 15. 2 tane 0 ekle 1500. Ben 1500'ü bulmak için Kaçı 10'a böldüğüm zaman 1500 çıkar. 1500'e 10'u çarpıyorum arkadaşlar. Cevabım 15000. 15000'de L. Bir sayıyla 9 çarpmış. 9 ile 9'u toplamış. 909. Kaçla 9'u çarparsam 909 olur arkadaşlar. 909'u 9'a bölelim. Cevabımızı bulalım. 9'un içinde 9 bir kere var. 1 kere 9, 9 çıkarttım. 0 yukarıdan 0 indirdim. 0 atmayı unutmayalım. 9'un içinde 9. bir kere var. 1 kere 9. 9 çarptım. 0. Cevabım 101. 101'de K harfi. 1130'da bir sayıyı toplamış. ile 750'nin toplamı olmuş. 980 ile 750'yi toplayalım. 0, 13 elde var. 1. 1730 çıktı. 1130'da kaç toplarsam 1730 olur. Buradan 1130'u çıkartıyorum. Cevabım arkadaşlar 600. 600 de K harfi oldu. 380 ile bir sayıyı çarpmış. 2280 bölü 2. 2280'in yarısı 1140'tır 1140'ı 1140 bölü 380. Cevabımız arkadaşlar 3 ile çarptığımız zaman 1140 çıkacak. 1180'de e olacak arkadaşlar. 3 numara E. Evet biraz önce arkadaşlar bir yanlışlık yaptık. Burası 101 çıkan yer. K ye yazdım. Yanlışlık arkadaşlar. Burası Ş olması gerekiyor. Bunu hemen düzeltelim. Evet burada E idi. Ve son sorumuz arkadaşlar. 1200 bölü 600. 2 sıfır attım. 12 bölü 6. 2. 74'ten kaç çıkartırsam 2 olur. Burası da 72 olacak. 72 zaten önceden de bulmuştuk. Ne oldu arkadaşlar? Şifremiz eşitlik. Sayfa 119, 3. soru. Bir hayvanat bahçesindeki fillere ve zürafalara verilen ot miktarı eşitmiş. 22 filin her birine 5'er kilogram ot verilmiş. 22 çarpı 5 toplam 110 kilo ot verilmiş. 11 zürafanın her birine kaçer kilogram ot verilebilir? 110 bölü 11 Cevabımız 10 kilogram. Sayfa 121. Eşitlikleri kontrol edip doğru veya yanlış olarak ifade edelim. 2400 bölü 100. 2 attım. 24. 24 arkadaşlar 1 çarpı 24. Cevabımız doğru. 1800 bölü 100. 2 attım. Cevabımız 18 ama burası 180 olması gerekiyor. Doğrusu burası arkadaşlar 118 çarpı 1 olması gerekiyor. 18 çarpı 1 3000 bölü 1000, 3 tane sıfır attım. Burası 3 arkadaşlar. Burası 3000, 300 çarpı 100. Buradaki ifademiz arkadaşlar, burası bölü olduğu zaman 300 bölü 100, 3 olacaktır. Yine bir ifademiz yanlış, doğrusu 300 bölü 100. 7800 bölü 78, cevabımız arkadaşlar burası 100 olacaktır. 25 çarpı 4 yine 100 olduğu için cevabımız doğru. İkinci soru. Annemle ablam hafta sonu evi temizlemişler. Ablam her odaya işi saman ayırarak 3 odayı 78 dakikada süpürmüş. 78 bölü 3 bir odayı kaç dakikada süpürmüş? Önce onu bulalım. 7'nin içinde 3 iki kere var. 2 kere 3 6 çıkarttım. 1 18'in içinde 3 6 kere var. Cevabımız arkadaşlar 26 bir odayı 26 dakikada süpürmüş. Annem 3 odanın camlarını toplam 90 dakikada sildi. Ablamla annem işlerini aynı anda bitirebilmek için ne yapmalıdır? Problemi eşitliğini çözüp yazınız diyor arkadaşlar. Evet burada arkadaşlar ikisi aynı anda bitirebilmesi için annesi 90 bölü 30 özür dilerim 90 bölü 3 30 annesi bir odayı 30 dakikada bir odanın camlarını siliyor. Ablası ise buradaki ablası ise 26 dakikada bir odayı temizliyor. Eşitleyebilmesin arkadaşlar. Buradaki çocuğun bir odayı 26 dakikada değil, 30 dakikada temizlemesi gerekiyor ya da annesinin 30 dakikada değil de bir odanın camını 26 dakikada silmesi gerekiyor. Sayfa 122, 3. soru. 23 artı 2. Burası 25. 44 çarpı 2. 88. Bu ifade doğru mu? Yanlış. Evet burada arkadaşlar sembolleri değiştirerek sağlayabiliriz. 23 artı 2. Evet 23 ben arkadaşlar 23 çarpı 2 yaparsam burası 46 olur. Burası da 44 çarpı 2 değil de 44 artı 2 yaparsam yine 46 olur. Bu şekilde eşitliği sağlayabilirim. Eğlenelim bölümünde 8424 bölü 9 bölmemizi yapalım. 8424 bölü 9. 84 içinde 9. 9 kere var. 9 kere 9. 81 çıkarttım. 3. 32'nin içinde 9. 3 kere var. 3 kere 9. 27 çıkarttım. 5. 54'ün içinde 9. 6 kere var. 300 36 546 bölü 7. Hemen bölelim. 546 bölü 7. 7 kere 7. 49. Çıkarttık 5. 56'nın içinde 7. 8 kere var. Burası da 78 çıktı. 299 bölü 23. 29'un içinde 23. 1 kere var. 1 kere 3. 23 çıkarttık. 6. 69'da 3. Cevabımız 13. Daha sonra 336'yı 78'e bölelim. Evet burası arkadaşlar 3 değil özür diliyorum burası 9'du 936 olması gerekiyor burası 936 burada 9 var 936 bölü 78 90 içinde 78 bir kere var bir kere 78 78 93'ten 78 çıkartalım bunu ayrı da yapabilirsiniz arkadaşlar hiç önemli değil Kalanımız 15, içinde 78, 2 kere var cevabımız 12. 78 bölü 13, 6, 12 bölü 6 cevabımız 2. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.